dinsel söylem ve dinsel eylemleriyle vücut bulmuş bazı vakıf ve dernekler, sivil toplum örgütü adı altında Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikasını belirler hale geldi. Orta öğretime konulan dersler, müfredatın belirleyicileri, değerler eğitimi adı altında sorunlu uygulamalar, öğrencilerin hangi dersleri seçmeleri gerektiğine kadar bu vakıf ve dernek adı altındaki cemaatler söz sahibi oldular. Amaçları siyasal iktidarın ideolojisine uygun bir nesil yetiştirmek olan bu vakıf ve dernekler adeta Milli Eğitim Bakanlığı'nın alternatifi haline geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl daha iyi bir yurttaş yetiştirilebilir diye düşüneceği yerde saraydan tanımlanan gençliği nasıl formatlarız anlayışı ile hareket etmeye başladı. Üniversitelerden sonra liselerde başlayan öğrenci hareketlerini Sayın Bakan görmezden gelmeyin. İyi izleyin, iyi dinleyin bu öğrencileri. Liseliler antilaik öğretime karşı, karanlığa sürüklendikleri eğitime karşı ve liseliler özgürlüklerine yapılan müdahalelere karşı eylemde. Değerli milletvekilleri, bu bir başkaldırı. Siyasal ve toplumsal çürümüşlüğün eseri, habercisi. Seslerine kulak verin liselileri ve onları anlamaya çalışın. Bakınız Osmanlı tarihine. Dinci, gerici uygulamalara ilk isyan edenler Osmanlı'da medrese öğrencileri olmuştur. Yine Osmanlı'da Suhde isyanları tam da bugünkü liselilerin eylemleriyle aynıdır. Osmanlı'daki karşılığıdır. Bu isyanların temeli bugünle aynıdır. Gerici eğitimdir, yoksulluktur, işsizliktir isyanların nedeni. Kısacası bugün Milli Eğitim Bakanlığı zaten devre dışı kalmış, yönetme erkini kaybetmiş, iradesini ve gücünü yandaş vakıf ve cemaatlere terk etmiş bir bakanlıktır. Vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri kısıtlanacak. Vakıf görevleri üzerine alacaktır. Marif Vakfı kurularak Milli Eğitim Bakanlığı adeta kendi paralel örgütüne yasal zemin hazırlayacak ve yetki devri sağlanacaktır. Değerli milletvekilleri, ez cümle başında da söylediğim gibi bu vakıf sarayın marif vekaleti olacaktır.